Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın bu sabah bu açıklamaları yaptığı basın toplantısı sırasında açık kalan mikrofonlara türban ve atamalar konusunda ilginç diyaloglar yansıdı. Maliye Bakanı Unakıtan'ın Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan ve Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci ile diyaloglarını getiriyoruz ekrana. Havası değişmiş. Yok, yeni yok. Başkanım gayet güzel sözler söylüyor. İstersiz söylemez. Bu ortamdan faydalanarak üniversite reformu da yaparsak hükümet olarak bence çok ciddi bir şey başarı olur inşallah. Birleşme yapıyoruz ya. Büyük oynasın. Daha sesler çıkmasın. En doğru düzgün bir iş yapılmıyor. Yok, doğru. Dün Sayın Basın Bakanı ile görüştüm bakalım ben. Bu TDI'nin kapsamına çıkma kararını aldık ama işleme koyamadık. Dedi ki yani oradaki adamlar dedi siz alırsınız dedi. Alın dedi hepsini dedi. Yerine yeni isimler verecek. Wuhan dahil gelen burada gelen bir yardımcıları. Konusal kararı işleme koyacağız. Sizce de olursa. Orada başbakan söyledi, başbakan. Nasıl sorup da yapsın onu Binali. Yani güzel. İşi biz yapacağız yani. Siz bana isim gönderecek. Başbakandan müsaade almadan yapacağız. 90 kere o şeyi söyledi bana. Buradan da söyledi. Burhan Bey ve altına gelen bir yardımcılar. Hepsi için yeni isim verecek. Çünkü kendisine geçince alması bu şu kararına mı gerekli bir bayağı uzun. Tamam yapalım biz onu da başbakanımıza görüşürüz. Ve yarının gündemine ilişkin bir not, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, üniversite hastanelerinin mali sorunlarını görüşmek için yarın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'la bir araya gelecek. Bu görüşmeden çıkacak sonuçlar sağlık sistemi için önem taşıyor. Kuru sıkı tabancaların üretim ve satışına düzenleme getiren tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasanın görüşmeleri sırasında DSP Milletvekili Recai Bir